OES 2023'te konuğumuz Tankut Bey, kendisi PNG Türkiye CEO'su. Hoş geldiniz Tankut Bey. Hoş bulduk. Öncelikle sizlere 2023 hedefleriniz nelerdir? Bu yıl öncelikleriniz neler olacak, hedefleriniz neler? Evet, öncelikle OES'e zannediyorum bu 10. katılımı. 2014'ten beri geliyorum. Her sene gerçekten yeni bir gelişim alanı gösteriyor. Onu da müşahede etmekten çok mutluyum. Şimdi 2023'e bakarsak tabii çok bir kere önemli bir sene. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Yani oradan bakmak lazım. İkinci de önemli bir seçim önümüzde var. Tabii planlanması o açıdan zor bir seneydi 2023. İlk 4 ay açıkçası planlar doğrultusunda gayet sağlıklı bir gidişat var. Ama her zaman seçim sonrası ortamın aslında daha da olumlu olabileceğini düşünerek planladık bu seneyi. Çünkü seçim ister istemez bir bilinmezlik gerek getiriyor. Bir önceliklerin değişmesi gerekiyor. Bir bekle gör getiriyor. Özellikle yurt dışından gelen yatırımlar için bunu söyleyebilirim. Ama bu seçim sonrası da önümüzde bir 5 senelik bir sonraki seçime kadar öngörülebilir bir ortam olacak. Ya tabii kim kazanacağından bağımsız olarak bunu söylüyorum. Bu öngörülebilir ortamda bence bazı kararlar daha rahat verilecek. O nedenle daha da olumlu bir ikinci 6 ay açıkçası ben seçim sonrası bekliyorum. Tabii seçimin bir seçim mi, iki seçim mi olacağı, Mayıs, Haziran biraz işte yeni kabinelerin kurulması gibi olabilir. Ama özellikle Eylül'den sonra, yaz sonrası ben Türkiye'nin tam 100. yılı da idrak ederken ileriye dönük daha da olumlu bir ortam içinde yatırımların da önünün daha da açılacağı, çünkü bir sonraki seçime 5 sene olacağı için bir ortam bekliyoruz. Planlamamızı bu şekilde yaptık ama şunu da öğreniyoruz Türkiye'de. Ben aşağı yukarı 11. yılındayım mevcut görevimde. Her zaman senaryolu çalışmak gerekiyor. Yani her türlü bizim senaryomuz o anlamda Procter & Gamble olarak hazır. Bir de bu yıl OES'in teması Tek Dünya Ortak Gelecek. Bu konuda sizin nasıl bir ajandanız var? Evet, çok güzel bir motto bir kere. Hakikaten tek dünya var. Geleceğimiz ortak. Bunu en güzel de ne zaman gördük? Covid'de. Covid zamanında hiç zengin ülke, fakir ülke, zengin insan, fakir insan ayırmadan bir global bir bir olayla karşılaştık ve bunu da bütün aslında insanlık bir araya gelerek, yani bütün dünya bir araya gelerek yendik. Şimdi bugün bakıyorum bir önceki seneye göre neredeyse maske takan hiç yok. Değil mi? İçeride 1000 kişilik toplantılar var. Bir kişi bile, belki bir kişi iki kişi vardır ama rahatlıkla artık normal hayatımıza geri döndük. Ama bunun bir ikisi iki sene öncesi. Bunu da nasıl yaptık? Aslında tek dünya ve ortak geleceğe odaklanarak yaptık. Sağlık alanında inanılmaz yatırımlar yapıldı. Onun karşılığı olarak aşılar çıktı. Eminim başka aşılar da çıkacak. Yani kanser aşılarından bahsediliyor. Bence her alanda da bu taşınmalı. Diğer alanda tabii çevre ve sürdürülebilirlik. Şimdi bizim için tek dünya derken ya dünyayı da hakikaten tek olarak koruyabilmek lazım. Çünkü başka bir dünyamız yok. Evet, yani Elon Musk belki diğer dünyalara bizi ulaştırmak için çalışmalar yapıyor ama en azından bizim için ve bizim çocuklarımız için diyelim, dünyamız bu. O nedenle bizim bugünün tüketim yapan liderleri ya da bunu yönlendiren liderler, şirketler, özellikle ben tüketim alanında çalışan bir şirketin lideri olarak biz de buradan minimum aslında tüketmemiz lazım. Tükettiğimizden daha fazlasını geri koymamız lazım ki çocuklarımız bu tek dünyada ortak güçlü bir geleceğe adım atabilsinler. Bu mantıkla bakıyor Procter & Gamble'da. Onu da söyleyeyim. Yani bizim ana hedeflerimizden biri ürünlerimizin %100'ünü tam dönüşülebilir ambalajından ve içeriğinden olsan hale getirmek. Bu 2030 hedefimiz. Şu anda %81'e gelmiş durumdayız.
2023'teyiz. Yani bir 7 yılımız daha var ama ben tahmin ediyorum her hedefte olduğu gibi bunu da daha hızlı yakalayacağız. Yani bu zaten bir artık bir hedef değil, bir görev. Bu mantıkla bütün, tabii geliştirebilirim bunu ama bütün iş kollarına bunu yaymaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim.